Ahmet, Ahmet. Efendim. Mektubum var. Kimden? Nenenden. Amanın yavrum. Geçenlerde bizim koca kapının önüne oturdum da fistanımı yamıyordum lan. Senin köpekçilerin Ali Irza var ya, o geçiverdi önümden. Azıcık para gördüydü cavırın domuzunun cebi. Lan Ali Irza yavrum, azıcık gel de şu boyunu posunu görüveren diye ünledim çağırdım da dönüp bakmadı bile lan. Görüşünü azıcık seninkine benzetiyon da ondan çağırdıydım yavrum. Sesimi duyan komşulardan Ümüş'ün Cennet, Küçüklen Keleş Osman'ın karısı Gıdı Gıdı Zeynep. Hepici geldiler de bana mahana buluverdiler lan. Sonra Gıdı Gıdı Zeynep hadi endi bizi gidelim güzel nilem, sen pek bunalmışsın dedi. Bir döşek atıveren altına, çay pişiriveren. Vadık gari Esat'tan bir döşek atıverdi altımı kabasından. Hani öyle derler, erkek kısmı eşeğinden, karı kısmı döşeğinden belli olur diye bir laf vardır. O hesap gömüldüm gittim içini kadar. Sonra çayımı içtim akşam otu geç vakıtta tingilde tingilde emisi geldi. He ne diyordum lan? Senin Zartlak Osman'ın Halil İbrahim var ya. Yamık burunlu Çavuş İsmail'in kızı Kezban'ı tutuluvermişti aklında fıydıttırıvermemiş mi olan lan? İstettiriyor istettiriyor vermiyorlar. Sebebiydi çok evvelden bir karış topraktan ötürü kavgamı çıkarttırıvermişler neyse. Sanki bir karış topraktan kimyamı çıkacak iki gönülü bir ediverseniz ey olma mı lan? Kezban'ın da sevisi var Halil İbrahim'i deyiyor. Ama istettiriyor vermiyorlar. Senin Kezban'ın kardeşi Irmızan var ya, babamı vermeyeceksiniz diyormuş. Bak gari lafa. Onun bir laf düştü. Ne derler hani? Tarlayı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden alacaksın diye bir laf vardır ya, o da denk gelmedi gari. Derken senin Halil İbrahim bir tane türkü çıkarttırıverdi ortalığa. Aman ey, hadi endi dezem dayım, vurusun donuz huyum. Ablanı ben kaçırcan ırmızan, enişten olcan kayın. Elindedir balama, kara gözlü balama, bayramlık sözlerimi cavran neye söyleme. Haydi gideysem dayım, vurusun ağzım dilim, ben ablanı kaçırcam, enişten İşte.